şekilde getirin ve ondan sonra da bunu meclise sunun. Erdoğan, dershanelerin dönüştürülmesi hakkında iki teklif de sundu. Yani bu dershaneleri okula dönüştürün. Okula dönüştürmek suretiyle sınıflarda boşluk mu var? Bizim limitimiz 30. Kalite arıyoruz çünkü. Burada 15 öğrenciniz mi var? Biz size 15 öğrenci verelim. Ve biz sizden böylece hizmet alımı yapalım. Yok, buna girmiyorsunuz. Efendim bizde öğretmen fazlası var. Tamam, sizde öğretmen fazlası varsa siz bu fazla öğretmenleri bize devredin. Biz bunları yazılı imtihana da tabi tutmadan biz bunları sadece mülakatla alıp devletin okullarında istihdam edelim. Yok, bunu da istemiyorsunuz. O zaman ne istiyorsunuz? Bize bunu söyleyin. Başbakan dershanelerin kapatılması ile ilgili gerekçeleri de açıkladı. Eğitimde eşitlik vurgusu yaptı. Ama zaten fen ve sosyal bilimler lisesi ile Anadolu liselerindeki öğrencilerin üniversitelere girme şansı zaten neredeyse %100'e yakındır. %100. Tabii. Şimdi siz oradaki öğrenciyi alıyorsunuz. Ona sadece olsa olsa test teknikleri noktasında bazı şeyler öğretiyorsunuz. Ama bu altyapıyı nereden almış bu çocuk? Altyapıyı devletin ortaokulunda almış, devletin ilkokulunda almış, devletin lisesinde almış, yani fen lisesinde. Ve oradan geliyor, sen orada birkaç ay veriyorsun. Ondan sonra da bu çocuklar diyelim ki ülkede başarılı yerlere girdiği zaman hemen sırtına bir tane tişört giydiriyorsun. İşte bak, biz bunları bu hale getirdik. Erdoğan, dershanelerle ilgili AK Parti ile cemaat ters mi düşüyor sorusuna ise fitneye fırsat vermeyiz, kardeşlerimizle ayrı düşmeyiz cevabını verdi. Cemaat mensubu kardeşlerimizin ellerinde olan yayın organlarıyla bu şekilde bize saldırmalarını, adil olmayan şekilde bize saldırmalarını, hatta hilaf-ı hakikat bazı uydurma şeylerle, yakıştırmalarla bize saldırmalarını anlamakta biz zorlanıyoruz. Bugüne kadar beraber yürüdüğümüz, beraber birçok sorunları hallettiğimiz kardeşlerimizle böyle bir ayrılığın içerisine de düşmeyiz. Ve burada yalnız fitne odakları var. Bu fitne odaklarına biz fırsat vermememiz gerekir. Dershane tartışması sürüyor. Konu bir kez daha Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündemindeydi. Amerika'ya hareketi öncesi konuşan Arınç, Fethullah Gülen'in dershaneleri devredelim açıklamasını fedakarlık olarak niteledi. Arınç'a Gülen'i ziyaret edip etmeyeceği de soruldu. Çok isterim ama şu anki ortamda bu ziyaret farklı algılanabilir cevabını verdi. Ama bu kez maalesef görüşmeyeceğim. Çünkü Türkiye'de yaşanan son olaylarla veya siyasi boyutuyla bu ziyaretimin eleştirileceğini düşünüyorum. Ne muhterem hocamızı rahatsız etmek gibi bir niyetim var, ne de hükümetimizin üzerinde böyle bir görüşmenin farklı yorumlanmasından dolayı bir yıpranmaya doğrusu müstahak olmadığımızı düşünüyorum. Merak edilen soru yanıtını buldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika'da Fethullah Gülen'le görüşmeyeceğini söyledi. Dershane tartışmalarına açıklık getiren Arınç, meseleye rasyonel bakmak zorundayız dedi. Dershaneler ticari amaçlarla kurulan özel teşebbüslerdir. Öğrencilerden para alırlar, öğretmenlerine para öderler, kira öderler. Bu dershanelerde verdikleri kursların karşılığı maddi olarak düşünülmelidir. Ama hizmet hareketi bunu yaparken daha fedakar davranmış olabilir. Arınç, Fethullah Gülen'in dershaneleri devredelim açıklamasını da değerlendirdi. Kapatmayın ama alın isterseniz bütün bu dershaneleri, okuma salonlarını siz kullanın, yine de öğrencilerimize faydalı olsun. Bu bir fedakarlıktır. Bu düşüncenin sahibini takdir etmek gerekir. Diğer dershane sahipleri böyle düşünmüyor olabilir. Onlar meseleye farklı açıdan bakıyorlardır. Muhalefetin dershane konusunu hükümeti yıpratmak için kullandığını ifade eden Arınç, CHP samimi değil dedi. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer siyasetçilerin bu dershaneler hakkında bugüne kadar ağızlarından olumlu bir söz çıkmadığına, ama bugün hepsinin çok hararetli bir biçimde dershaneler safında yer aldığına dikkat ederek bu çelişkinin samimi mi yoksa AK Parti'ye yönelik bir yıpratma hareketi mi olduğunu bütün kamuoyu lütfen dikkat etsin.
Anayasa Komisyonu'nda iplerin kopması iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, komisyonun netice almamış olması Türkiye'nin yeni anayasadan vazgeçtiği anlamına gelmez açıklamasında bulundu. Muhalefet ise AK Parti'yi masadan kalkmakla suçluyor. Evet. AK Parti'nin Anayasa Komisyonu'ndan çekilmesi yeni anayasa defterinin kapatıldığı anlamına gelmiyor. Bu açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Çalışmalara devam edileceğini söyleyen Bozdağ, şu anda iklim AK Parti'nin anayasa teklifi vermesi için uygun değil dedi. Bozdağ'a destek veren AK Parti Uzlaşma Komisyonu üyesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İmaya da TVNET mikrofonlarına konuştu. Muhalefetin yaklaşımına göre yeni bir yol haritası belirlenebileceği mesajını verdi. 60 veya 62 madde bu konuda yürürlükteki anayasaya kısmi değişiklik uygulaması yapılarak bir güncelleme yapılır mı? Yani anayasanın kısmi değişikliği yoluna gidebilir miyiz? Bu her zaman için mümkündür. İki siyasal partiyle mümkündür. Üç siyasal partiyle şimdi mümkündür. Tam bu noktada şu anda meclis başkanımız tabii bir mektup yazacaktır. Muhtemelen önümüzdeki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi olarak geniş değerlendirmeler yapacağız. Çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dönem bir anayasa seçimi olabilir. Muhalefetse çalışmaların AK Parti'nin tavrı nedeniyle sonlandığı görüşünde. MK toplantısı sürerken açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, başkanlık sistemi önerisi nedeniyle çalışmaların tıkandığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ı masadan kalkmakla suçladı. Kafasına göre oluşturmak istediği başkanlık sistemini anayasa uzlaşma masasına getirip süreci tıkayan başbakan, bu arzusunun gerçekleşmeyeceğini görünce masayı devirmekte hiçbir beis görmemiştir. Koç'un hedefinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek de vardı. Samimiyet, sözüne güvenirlilik, çalışma mutabakat belgesine bağlılık, AKP takiyesi karşısında kaybetmiştir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da AK Parti'yi kaçak güreşmekle suçladı. Er meydanına gel ey Recep Tayyip Erdoğan, bu millet öğrensin. Anayasanın başlangıcını nasıl yapmak istiyorsun? Türk milleti ifadesini çıkartmak istiyor musun? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bölünmez bir bütündür ifadesini çıkartmak istiyor musun? Dilimiz Türkçedir ifadesini çıkartmak istiyor musun? Gel hodri meydan. İzmir polisi uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerinde 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kentin çeşitli ilçe ve semtlerinde uyuşturucu satan ve bu kişilere yer temin ettiği belirlenen kişilere düzenlendi. 300 polisin katıldığı baskına narkotik köpekleri de katıldı. Ev ve iş yerleri didik didik arandı. Düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken aramalarda 20 meşe esrar, 10 hap ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız kısa bir ara sonrasında sağlık raporu programıyla devam edecek. Böyle tarih yazar, böyle zaferden zafere koşar, böyle coşarız. Biz aynı sofrayı böyle paylaşır, böyle birlikte yaşarız. Biz hep birlikte açar, hep birlikte Kola Turka içeriz. Türkiye'nin kolası Kola Turka. Türkiye'nin kolası, Türkiye'nin hava durumunu sunar.
olası Türkiye'nin hava durumunu sun. Korumanız gereken en değerli hazineniz sağlığınız. Ayşenur Asuman Uğur uzman konuklarıyla ruh ve beden sağlığını korumanın yollarını sağlık raporunda arıyor. Sağlık raporu hafta içi her gün TV.net'te. Kızım, Selin'im birazdan gelmesi lazım okuldan. Yeni de telefon aldık ama yabancılar onu rahatsız etmese. Keşke sadece benim izin verdiğim numaralar onu arayıp mesaj atabilse. İstersen olur. Turkcell güvenlik uygulaması ile anne babaların içi rahat. Anne? Hayatınızı kolaylaştıran, zenginleştiren, güzelleştiren çözümler Turkcell'den gelir. Böyle şeyler Turkcell'de olur. Sabah güneş doğmuşsa hayat senin. Salla gitsin, dertler bitsin. En güzeli gülmekse hayat senin. Salla gitsin, aşk gelsin. Al bir yudum. Doğuştan gitsin, güzel çay. Gitsin. İstediğin anda hayatı güzelleştiren çay. Turkcell güvenlik uygulamasıyla sadece çocuğunuzun değil, kendinizin ve cep telefonunuzun da güvenliğini sağlar, acil durumları anında bildirebilirsiniz. Dermokil maske ile ilk kullanımda yıpranmış görünümden, güzelliğinizi gölgeleyen olumsuzluklardan sadece 10 dakikada kurtulun. Farklılığı hissedin ve gülümseyin. Dermokil, kilden gelen güzellik. Anne olmak dünyanın en büyük mutluluğu ama zorlukları da var tabii. Canından can veriyorsun sonuçta. Hayatın değişiyor. Kısacık bir uykuya hasret kalıyorsun. Ama onun bir gülümsemesi tüm yorgunluğunu unutturuyor insana. Anne olunca sadece hayatınız değil, vücudunuz da değişir. Emzirme döneminde her annenin vücut depolarındaki vitamin ve mineraller azalır. Emzirme dönemi için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en kıymetli hediyedir. Bebeğimi seviyorum, sağlıklı besleniyorum. Bir ülkeyi seversiniz, her şeyi yaparsınız. Kar kış dinlemez, kilometrelerce yol gider, her köşesine ulaşırsınız. Bir ülkeye gönülden bağlıysanız, sevdiklerinizi güvenle evlerine ulaştırmak için her şeyi yaparsınız. Petlas, Türkiye'nin lastiği. İstanbul'un turizmi coşuyor, Kapris Gold yatırımcısı kazanıyor, odanız 6 yılda kendisini ödüyor. Üstelik peşin fiyatına 60 ay taksitle. Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul. Ne oluyor ya? Mahallede herkes TVBu'ya geçiyor. Yapma ya. Bu TVBu kaça mal oluyor? Ayda sadece 12.90'a. TVBu'da çanak yok. Üstelik seç, izle, tekrar izle ve durdur izle özelliği var. Televizyonda olay artık bu. TVBu. TVBu'ya hemen başvurun. TVBu.com.tr veya 444-0375. Doğuyla Orta Avrupa arasında köprü oluşturan Morava Nehri. Panonian ikliminin sıcak ve kuru yazlarıyla kum tepeciklerinin yanındaki nemli çayırlar. Ve bu eşsiz ortamda yaşamını sürdüren hayvan ve bitkilerin dünyası. TVNET belgesel kuşağında bu hafta Sınırsız Nehir izleyicisiyle buluşuyor. Sınırsız Nehir TVNET'te. O nasıl söz hanımım? Sizin gibi değerli bir müşterimize bir güzellik yaparız tabii. Ay öyle olmaz. Dur. Bekle. Geliyorum. Bir ben miyim değerli? Sen şu indirimi tüm akıllı kadınlar kulübü üyeleri için yapıversen. Ha? Yaparsın. Hadi be. Vallahi hanımım siz de çok iyi gaz veriyorsunuz. Yaparız tabii ki. Hadi kalın sağlıcakla. Şimdi Turkcell Akıllı Kadınlar Kulübü üyeleri İpragaz ev tüplerini sadece 59.90 liraya alıyor. Mutfakta tasarruf ediyor. İndirim dediğin böyle olur. Kısa bir süre için Mondi oturma grupları sadece 1670 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik Bird'e özel fırsatlarla.
Mondi, kalbim seni sevdi. Biliyoruz, bir gün bütün İstanbul böyle olacak. Gece gündüz yaşayan caddeler, dünyayı ağırlayan oteller, göz kamaştıran konutlar, hayat dolu ofisler, kapınıza kadar ulaşan metrolar. Ama bugün sadece Vadi İstanbul'da. Burası hayallerimizin İstanbul'u. Vadi İstanbul. Başka bir İstanbul. Dört eksenli tetragonal sarım sistemi. Devrilme emniyeti. Mesafe algılama sensörü. Üç kat daha uzun ömürlü yeni UFO Mikatronik. Isıtıcıda en parlak dönem şimdi. UFO. GAMEP'in düzenlediği 2. Bölgesel ve Uluslararası Markalar Ödül Töreni 23 Kasım'da Gaziantep'te. Davetlimizsiniz. Gaziantep Medya Platformu. Teras Mix. Gelişen İstanbul'un yükselen trendi Esenyurt'ta, yatırımın şimdi tam zamanı. İnanlar, geçmişi okuyarak yeni geleceği yazar. 444-2002. Çok güzel, ben beğendim. Ben de beğendim. Verilerinizi biz bu evde 2 sene boyunca oturacağımıza söz versek. Çok güzel. Siz de bizden ilk 5 ay hiç kira almasanız. Olur mu? Olur olur. Olur olur. Olur. Hem de ne güzel olur. Olur canım, olur olur. Canım olur mu? Nerede görülmüş? Kim yapar böyle bir şey? TTNET. Şimdi TTNET'e 2 yıl abonelik sözü veren tüm yeni müşterilere ilk 5 ay internet bedava. Evet. Şimdi TTNET'li olmak isteyen tüm yeni müşterilerin bir sözüne ilk 5 ay internet bedava. Ayrıntılı bilgi 444-0375 ve ttnet.com.tr'de. Değerli izleyenler, TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün üveiti konuşacağız. Üveit gözün başka hastalıklara bağlı olarak en çok, gözde başka hastalıklara bağlı olarak en çok ortaya çıkan hastalık olarak kabul ediliyor. Değerli bir uzmanım var. Üveit hastalığını konuşacağız. Operatör doktor Serap Talas, göz hastalıkları uzmanı. Günaydın Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üveit, şöyle dedik, başka hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan en önemli göz hastalığı. Evet. Sanıyorum bir yanlışım yok. Yok, doğru, haklısınız. O zaman ciddi olarak bütün vücut sisteminle ilgili bir hastalık. Evet, ilgili olabilen. Sanıyorum görünme sıklığı da fazla üveitin. Evet. Siz göz hekimleri olarak zaten branşlaşıyorsunuz. Evet. Gözde birçok hastalık olduğu için bu branşlaşma da oldu ve üveitte de aynı şekilde sizin uzmanlık alanınıza giren bir göz hastalığı. Evet. Şimdi üveitte bir iltihap, gözde görülen iltihap türlerinden biri olduğunu anlıyorum ben. İltihap eki olduğu için hastalıkta. Üveit evet. Nedir diye başlayalım mı evet. isterseniz? Üveit gözün orta tabakasının iltihabıdır. Aslında hani birçok orta tabakayı etkileyen, orta tabakada iltihaplanmaya yol açan hastalığın ortak adıdır. Gözün orta tabakası neresidir? Gözün orta tabakası gözümüze rengini veren, iris dediğimiz işte o yeşilliği, kahverengiliği veya işte maviliği veren önde iris tabakası. Onun hemen arkasında bir siliyer cisim dediğimiz kepiksi bir damarlı doku vardır. Göze uyum yeteneğini veren. Ve arka tabakada da bir koroid dediğimiz damarlı tabakası vardır. Bunları etkileyebilen bir hastalık grubunun iltihaplanmaya yol açan bu tabakalarda ortak adıdır. Tabii üveit önde olursa buna ön üveit diyoruz. Arkada olabilir, arkoüveit diyoruz. Veya hem ön hem arkayı etkileyebilir. Her iki gözü etkileyebilir. Evet, buna da panüveit diyebiliriz. Tabii her iki gözü aynı anda etkileyebilir. Bir gözle atak yapıp sonra o iyileşip diğer gözü etkileyebilir. Tabii her hastada farklı şekilde görebiliyoruz. Evet. Aslında söyledik, başka hastalıklardan dolayı gözde çıkan bir göz rahatsızlığı bir katarak gibi değil. Sadece değil. Hani evet. Nedeni bellidir daha çok. Peki bu bağlamda üveit neden oluşur diye sorsam size neler söylersiniz?
Üveyitlerin ortalama %50'si idiopatik dediğimiz nedeni bilinmez. Ataklar halinde gelir. Hani gözde bir iltihaplanma vardır. Bu tabii mutlaka araştırılır. Üveyit gördüğümüzde acaba başka bir hastalığa mı bağlı? Mutlaka her hastada ayrıntılı bir tetkik edilir. Ama hastaların %50'sinde nedeni bulunamaz. Nedeni bulunamıyor. Evet, diğer kısımda da özellikle romatizmal hastalıklara bağlı olabilir. Romatizmal hastalıklara bağlı olabilir. Bir takım işte mikrobik nedenlerle olabilir. Mantarlar, virüsler, bakteriler, parazitler yine üveyit nedeni olabilir. Bir de Behçet hastalığı var. Onu da ilerleyen romatizmal hastalıklarla birlikte seyredebilir. Tabii. Peki üveyit geçirdiğini hasta anlar mı? Üveyit sorunu olduğunu. Tabii üveyit nedir? Bilmeyebilir hastamız ama akut ve kronik gelişiyor zannedersem buradaki belirtiler nasıl seyrediyor? Nasıl seyreder? Tabii önde arkada olmasına göre biraz önce bahsetmiştim ön üveyit, arka üveyit olmasına göre hani farklı şekilde kendini gösterebilir. Ön üveyitlerde genelde gözde kızarıklık, ağrı, ışığa hassasiyet, bulanık görme şeklindedir. Arka üveyitlerde tabii tuttuğu yere göre değişir. Eğer tam tabii ki gözün arka kısmı retina dediğimiz böyle ağ tabakasına komşudur. Evet. Dolayısıyla arkadaki iltihaplanmalar ön kısmını etkiler, gözün sinir tabakasını etkileyip görme sinirini, görme merkezini etkileyebilir. Tabii sarı nokta dediğimiz görme merkezini etkilerse o zaman gözde ciddi görme kaybıyla seyreder. O şekilde semptom verir. Çevre kısımları etkilerse görme alanında daralmalar, kayıplar şeklinde kendini gösterir. Bir de tabii ara tabakayı etkileyebilir. Ara üveyit diyoruz. Onda da uçuşmalar şeklinde kendini gösterir. Gözde bir takım uçuşmalar şeklinde bu gösterir. Hasta acaba bir göz kusuru mu var, yorgunluğa bağlıdır diye herhalde kendi kendine bir sorgulama yapıyor değil tabii mi? Tabii kesinlikle. Burada hızlıca doktora gitmesini gerektiren en önemli neden ne? Hem üveyit dediniz hem de arka üveyitti. Evet. Yani hekime hemen başvurmasını gerektirecek belirti nedir sizce, sinyal veren? Aslında bunların hepsidir diyebilirim. Mesela gözde bir kızarıklık oldu. Hasta bunu çok önemsemeyebilir. Evet. İşte gözümde basit bir enfeksiyon vardır diye düşünebilir veya alerji vardır diye düşünebilir. Tabii bizim açımızdan da çok önemli. Gözü kızarık gelen bir hastada hani acaba gözünde ne var? Onu biz kırmızı göz deriz işte. Tabii bunun işte alerji, enfeksiyon veya bir göz tansiyonu krizi veya bir üveyit midir? Tabii özellikle bir de üveyit böyle yeni başlamışsa, çok erken, hafif bulguları varsa tabii bir göz hekimi tarafından dahi atlanabilir. Yani biz genelde gözümüz sulanır, kızarır, bu dediğiniz belirtilerle gitmeyen bir toplumuz. Evet. Yani erteliyoruz çok ciddi bir şey olmadığı için. Üveyit kuşkusu da duymak lazım herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle özellikle ağrı, ışığa hassasiyet, kızarıklık. Ağrı, ışığa hassasiyet ve kızarıklık. Tüm bunlar, görmede bulanıklık. Bütün bunlar tabii çok önemlidir. Şimdi, ve erken tabii tedavi de çok önemlidir. Yani, erken tedavi ihmal etmemesi çok önemlidir. Bir ciddi bir diğer ilerleyen zamanlarda ciddi bir sıkıntı olmasın. Peki şimdi üveyite neden olabilen hastalıkları biraz söylemiştiniz. Bunların arasında halk arasında en çok duyulan şeylerden, hastalıklardan biri Behçet. Keza romatoid artrit dediniz. Evet. Şimdi Behçet de bütün vücudu etkileyen bilen bir hastalık ve üveyit olarak da bu hastalık kendini gösterebiliyor. Bunu biraz açalım. Hem Behçet'i biraz söyleyelim. Behçet hastalığına izleyicilerimize hem de üveyit ve Behçet arasındaki ilişkiyi. Tabii ki. Behçet hastalığı özellikle ülkemizde çok sık görülen bir hastalıktır. Tabii ülkeler arasında hani dağılımı farklıdır. Daha çok ülkemizde erkeklerde görülür. İşte 10 hastanın 7'si erkektir. İlk defa bir dermatolog olan Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tarif edilmiş. Onun için hani isim Behçet hastalığı. Behçet tıp, dünya literatürüne girmiş. Literatürüne bu şekilde olarak. Behçet hastalığı olarak girmiş. Japonya'da sık görülür. İşte özellikle İpek Yolu diye tarif ettiğimiz ülkelerde onun üzerindeki. Sık görülmesi neden? Neye bağlıyorsunuz bir takım ülkelerde? Tabii Behçet'in tam nedeni henüz belli değil tabii. Bir takım işte genetik faktörler önemli. Çevresel bir takım hani geçirmiş enfeksiyonlar önemli. Bağışıklık sistemi önemli. Tabii genetik faktörler de etkili olduğu için hani bu işin içinde hani görülüm sıklığı değişebiliyor. Tabii. Akdeniz ülkelerinde özellikle sık görülüyor. Nasıl seyrediyor? Ağızda ağrılı yaralar. Aft dediğimiz özellikle sık tekrarlayan. Tabii kişi bunu çok önemsemeyebiliyor. Cinsel organlarda bir takım iz bırakabilen yaralar. Eklemlerde ağrı, kızarıklık, şişlik. Tabii gözde üveyit. Önü etkileyebilir, arkayı etkileyebilir.
üveyitle gidebiliyor. Tabii ciddi görme kayıplarına neden olabiliyor. Tabii üveyit mutlaka görülecek diye bir şey yok ama hastaların büyük kısmında %70 kadarında üveyit görülebiliyor. Evet, birçok organı tutuyor. İşte sinir sisteminden tutun akciğerlere kadar, bağırsaklara kadar. Aslında bir damar hastalığı, vaskülit dediğimiz damarlarda iltihaplanmaya yol açan bir hastalıktır. Rheumatoid artritte nasıl kendini evet. Gene gösteriyor, ona gelelim evet. Üveyit. Tabii rheumatoid artrit de yine bir romatizmal hastalık. O da yine eklemlerde ağrılar. Tabii aynı şekilde ön üveyit, arka üveyit tarzında görülür. Aynı zamanda işte sistemik lupus eritematoz dediğimiz bir yani yine romatizmal hastalık da. Aynı zamanda bel kemiğini tutan ankilozen spondilit dediğimiz özellikle HLA-B27 dediğimiz gen pozitif olan insanlarda da yine görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Evet, romatizmal hastalıklar içerisinde. Tabii bir takım iltihabi bağırsak hastalıkları olabilir. Tabii çok geniş hani hastalıklar grubudur. Hani iltihabi romatizmal hastalıkların hepsinde hani üveyit görebildiğimiz zaten romatizmasını, veçet hastalığını takip eden hekim, romatizmasını takip eden hekim de mutlaka göz hekimiyle koordinasyonu ve mutlaka, hani düzenli evet. kontrolünü yapması evet, için evet. söylüyor zaten. Hastalarımız evet. da bunu ihmal etmesinler diyoruz. Çünkü birçok hastalık birbiriyle öyle bir bağlantılı oluyor evet, ki. Üveyitte bu çok üveyitte önemli. Üveyitte bir de gözde diyabetik retinopati dediğimiz diyabete bağlı evet. göz sorununda sanıyorum evet. önem arz ediyor. Peki bir şikayet de geldi size bir hastanız. Muayenede nasıl ilerliyorsunuz teşhis sürecince? Farklı yaptığınız göz muayenesi var mı, uygulamalarınız var mı ve tedavi sürecinde neler bekliyor evet. hastayımızı? Tabii ki üveyit hastası geldiğinde mutlaka bir ayrıntılı göz muayenesi. Her iki gözünün de tamamen göz muayenesini yapmak çok önemlidir. Ona göre tabii ki yani üveyiti gördük, üveyitin nedenini araştırmak çok çok önemlidir. Çünkü tedaviyi de yani tedavinin başarısında bu çok çok önemlidir. İyi bir anamnez alıyorsunuz yani tabii sorgulama. Ki, tabii ki sorgulama mesela, çok önemli. Yani sorgulamayla bütün bu büyük hastalık grubunu belki 3-4 hani seçeneğe indirebiliriz tabii ki. Hani geçirmiş olduğu hastalıklar, işte yaşam tarzı hepsi çok önemli. Bir ne takım, yediğini, bir takım, içtiğini, bir, tabii iş ki, yaptığı. Tabii ki işte hayvancılıkla uğraşması örneğin bir acaba hani hayvanlardan geçen bir takım mikrobik hastalıklar var ona mı bağlı oluştu? Hani tabii ki içtiği su dahi önemli tabii ki. Ciddi yani anamnez çok çok önemli. Ayrıntılı bir muayene önemli. Tabii bunun sonucunda mutlaka işte kan tetkikleri, bir takım işte belki görüntüleme yöntemleri, grafiler çok çok önemli. Tabii ki bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi hani konsültasyonlar yani işte romatologlarla, cildiyecilerle, nörologlarla hani böyle bir kombine dediğimiz hani onlarla iletişim halinde olarak yani diğer organları tutması çok önemli, tutmaması çok önemli. Ona göre bir tabii ki hani tedavi seyri açısından, hastanın izleme açısından hani bütün bunlar çok çok önemli. Peki hastalarınız geç mi geliyor üveyit sorununu tespit ediyorsunuz? Size geç mi başvuruyorlar genelde? İleri zamanlarda mı geliyorlar? Çok erken yakaladığınızda oluyordur elbet ama buradaki yaklaşım nedir? Tabii yani hani birçok hastalık grubu olduğu için bu. Tabii ki hastanın bilinç düzeyi de çok çok önemli. Yani sonuçta hani erken gelmesi açısından tabii ki atlanabiliyor. Biraz hani hastaya da bağlıdır. Dediğim gibi hani erken geldiğinde çok erken bulgularla atlanabiliyor bunlar. Yani hani kişiden kişiye, kişinin hani bilinç seviyesine göre değişen bir faktör bu. Geldi, üveyit teşhisini koydunuz. Ön, arka ya da ara üveyit. Evet. Neler bekliyor hastayı? Görüntüleme yaptınız. Evet. Damlalarla mı, ilaçlarla mı, cerrahi bir tedavi var mı? Bunlardan bahsedelim mi biraz? Tabii ki. Bir kere hani hastanın tabii ki hastaya açıklanması gerekiyor. Hani bunun tedavisinin uzun olabileceği, hani ataklarının tekrarlayabileceği, kronikleşebileceği, yani takiplerine düzenli gelmesi gerektiği, hani tedavisine uyması gerektiği, son derece muntazam bir şekilde. Hani bunları hastaya açıklamak gerekiyor. Tabii ki ön ve arka olmasına göre, sebebine göre değişiyor. Eğer idiopatik dediğimiz hani herhangi bir nedeni bilinmeyen bir ön üveyit ise kortizonlu damlalar, işte o iltihabı baskılayıcı damlalar, işte bir takım göz bebeğini büyütücü damlalar kullanıyoruz. İşte o iltihabı baskılayıcı yine merhemler kullanıyoruz. Lokal dediğimiz tedavi ön üveyitte. Hani eğer tabii bir romatizmal hastalığa bağlı değilse, bir organ tutulumu yoksa yeterli olabiliyor. Tabii hastanın dediğim gibi düzenli damlatması önemli. Ama tabii arkayı etkileyen bir hani mikrobik bir nedense
O zaman tabii antibiyotiklerle hani çeşitli o etkene yönelik hani ilaçlarla kombine edilmesi, yine bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla gerekiyor. Yani nedenine göre tedavisi de değişiyor. Yani cerrahi pek bir uygulama galiba kullanıyor. Şöyle ki tabii ki hani bu üveitlerde bir takım fekel dediğimiz gözde bozukluklar olabiliyor. Mesela göz bebeğinde yapışıklıklar eğer tedavi özellikle de geç kalınmışsa olabiliyor. Katarak gelişebiliyor o iltihaba bağlı. Tabii katarak geliştiyse hani kataraktın alınması cerrahisi oluyor. Veya arkada bir takım farklı işte sinir tabakasında dekolman dediğimiz hani kalkmalar olabilir. Hani o tür durumlarda cerrahiye daha yani çok veya şöyle, göz tansiyonu gelişebilir. Tedaviyi geciktirsek üveyitte başka göz kusurları, evet, kalıcı görme problemleri, kalıcı görme problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Evet. Şimdi aslında biraz bahsettik. Yaşa ve hastalığın seyrine göre tedavi yöntemleri. Ve çocuklarda da üveyit görülüyor. Evet. Yani bu belli bir yaş grubunun hastalığı değil. Hani biraz onu açalım mı? Hangi yaş gruplarını daha sık görüyoruz? Çocuklardaki tedavi yaklaşımımız ve erişkinlerdeki tedavi yaklaşımınızda temel farklar var mı? Tabii şimdi tabii çocuklar gelişim çağında biliyorsunuz. Evet. Çocuklarda işte juvenil romatoid artrit dediğimiz yine bu çocukluk çağı iltihaplı romatizmal hastalığı var. Onda özellikle üveyi çok ağır seyredip çok ciddi görme kayıplarına neden olabiliyor gerçekten hani en sık gördüklerimizin başına. Tabii çocuklarda nedenini bağlıyor musunuz bir şey? Yine nedeni bağlı olmayan bir durumu var ama. Evet. Yani tabii onların çok daha farklı bağışıklık sistemleri. Hani büyüklerden daha farklı. Hani tedaviye verdiği yanıtlar da farklı. Bağışıklık sistemleri, hastalığa verdiği yanıtlar da farklı. Daha çok hani onunla alakalı bir şey. Tabii çocuklar gelişim çağında olduğu için tabii bir takım ağızdan hani kortizonlu ilaçlar özellikle başka organları da tuttuysa vermek gerekebiliyor. Tabii ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o kortizonlu ilacın miktarı, kullanım süresi çünkü gelişimlerini baskılayabiliyor. Yani ona dikkat edip ve tabii ki çocuk doktoruyla hani iletişim halinde olarak bir tabii ki tedavi düzenlenmesi gerekiyor. Biz bir kortizon deyince bir duruyoruz. Evet. Kortizonun çok da iyi bir şöhreti yok aslında halk arasında. Evet. Ama kortizonu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani iki ucu keskin bıçak denir. Hani tabii ki gerektiğinde gerektiği dozda ve hani uygun bir tedaviyle tabii ki hayat kurtarıcı hani çok iltihabı baskılayıcı ilaçlar ama hani gereğinden fazla da hani kullanmamak yani hani çok ciddi bir tabii takip gerekiyor bir takım çünkü yan etkileri vardır kortizonların işte hani kemik erimesinden işte osteoporoz dediğimiz tutumda tansiyonun yükselmesi işte şekerin yükselmesi gözde sırf buna bağlı bile uzun süre kortizon kullanımına bağlı kataraklar göz tansiyonları. Tabii ciddi yan etkileri de olan ilaçlar. Onun için tabii kendi dikkatli bir şekilde hani kullanılması gerekiyor. Üveyit tedavisini yaptınız. Tekrarlar mı? Hangi sıklıkta kontrole gelmek lazım? Şimdi ataklar oluyor üveyitte. Bu ataklar neye göre kendini gösterebilir, ilerleyebilir? Biraz bunlara değinelim mi? Tabii ki. Kişiden kişiye seyri tamamen farklıdır. Yani hani bir kişi de şu şekilde seyredecek bunu kesinlikle hani idiopatik hasta olsa hastalık, da hani hastalık. Evet aynen öyle hani veya belli bir hastalığa bağlı olsa da hani şu şekilde seyredecek hani görme kaybına yol açacak mı yol açmayacak mı hani tamamen kişiden kişiye hani bu farklıdır yani hani onu tabii ki düzenli takip etmek gerekiyor yani hiçbir şikayeti olmasa dahi hastanın kontrollerini aksatmaması yani bunu aksatmaması riski var tabii ki tabii var. Kronikleşebilir, tekrarlayabilir ataklar halinde gelişiyor mu üveyit? Bu tamamen nedenine bağlıdır. Hani bir hastada bir kere olup birkaç kere olup bir daha olmayabilir. Kronikleşebilir. Yani tedaviye rağmen dahi yani ciddi görme kayıplarına neden olabilir. Yani bu tamamen kişiye göre işte kişinin tedavisiyle alakalı doğru tedavi mi düzenli takip mi bunlarla alakalı bir şeydir yani. Peki kronik üveyitimiz var diyelim. Başka yanında ciddi olarak ne gibi göz kusurlarıyla genelde karşılaşıyorsunuz? Katarak, görme kusuru ya da diğer göz hastalıkları nelerle aynı zamanda uğraşmak zorunda kalıyorsunuz? Evet. Eğer tabii tedavisi güzel yapılmadıysa özellikle başta ön üveyitlerde kalıcı iris dediğimiz o gözün renkli kısmının göz merceğine yapışması ve göz bebeğinde düzensizlikler, katarakt oluşumu, işte yine üveyite bağlı göz tansiyon oluşumu, arka tabakada tabii dediğim gibi hani birleşik komşu organlar olduğu için sarı noktanın tutulumu, görme sindirinin tutulumu. Hani bu tür şeylerle de hani uğraşıyoruz. Tabii gerektiğinde iğneler de kortizonlu iğneler yapılabiliyor göze. Yapılabiliyor. Özellikle arka tabaka tutulmuşsa
iğne tedavileri de olabiliyor tabii. Şimdi yine üveyitte belki ilişkilendirebiliriz ama bir kişiye bir göz hekimi olarak genel bakışınızı soracağım. Bir göz hekimine gittik. Bir göz hekimi bir hastada asgari neleri kontrol eder gittiğinde? Mutlaka evet. Belki göz kuruluğu şikayetiyle gidiyor ama sizin baktığınız evet. Neler var? Tabii ki. Gözde. Biz zaten hani hasta geldi. Hangi şikayetle gelirse evet. Gelsin mutlaka bir genel göz muayenesi yapıyoruz. Yani bu şart zaten. Çünkü kişinin fark etmediği bir takım şeyler olabilir. Özellikle göz arkasında, sinir tabakasında. Önce bir tabii görme keskinliği. Yani hastamız ne kadar görüyor. Daha sonra tabii göz hareketlerine bakıyoruz. Gözünde herhangi bir kayma var mı? Onu değerlendiriyoruz. Hı hı. Bir renk görme muayenesi. Tabii ki göz bebeğinin muayenesi. Işığa reaksiyonunun muayenesi. Ve damla damlatıyoruz göz bebeğini büyütücü. Gözün ön kısımlarının, arka kısımlarının mikroskop altında muayenesi. Bazen gerçekten hani kişinin gözünü, görmesini ciddi etkileyebilecek ama kişinin fark etmedi. Bir şey yakalayabiliyorsunuz. Yakalayabiliyoruz. Onun için hani şikayete yönelik değil de genel bir göz muayenesi aslında çok önemli. Gözde o yüzden hani göz hekimine düzenli gidenlerin Allah korusun ciddi göz hastalıklarını erken teşhis edebiliyorsunuz böylelikle. Yani evet. Gözde koruyucu hekimlik ve bu önemli. Yaklaşım aslında evet. Çok önemli. Evet. Gözde fazla evet. Problem yaşamadan... Evet. Fazla kesinlikle. Problem yaşamamıza evet. Neden olan evet. Yaklaşımlardan biri. Örneğin bir hasta geliyor, gözlük işte istiyorum diyor. Tamam bakıyoruz. Göz bebeğini büyütüyoruz, sinir tabakasına bakıyoruz. Ufak ufak kanamalar var, yeni başlamış. Daha görmesini etkilememiş. Diyoruz sizde şeker olabilir, bir kan şekerinize baktırın. Bazen hani şeker hastalığını dahi hani göz muayenesinden hani yakalayabiliyoruz gerçekten. Peki üveyit aslında diğer hastalıklarla birlikte, diğer hastalıklar sonucu ortaya çıkan bir göz sorunu dedik. Vücut direncinin, bağışıklık sisteminin düşmesiyle de ilgili anladığım kadarıyla. Burada hem üveyit hem de diğer göz hastalıklarında, bağışıklık sistemiyle bağlantılı göz hastalıklarında kişinin hem gözünün direncini hem vücut direncini artırmak için siz hastalarınıza neler tavsiye ediyorsunuz? Ek gıda, takviye, belki egzersizler biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki. Bir kere hani herhangi bir şikayet olduğunda beklemeden göz doktoruna başvurması o çok önemlidir. Onun dışında tabii dengeli beslenme çok önemli. Hani genel vücut sağlığımıza. Tabii ki mesela bir hipertansiyon da gözü etkileyebilir. Gözde damar tıkanıklıklarına yol açabilir. Genel vücut sağlığı onun için çok önemli. İşte tansiyonuna dikkat etmesi, tabii ki spor yapması. Tabii ki hani rutin böyle bir gözü normal olan işte geliyor bakıyoruz ek bir problemi. Ona ek bir hani gıda takviyesi hani vermeye gerek yok ama bir takım işte vitaminler, antioksidan dediğimiz hücre ölümünü engelleyici ilaçlar, bir takım hastalıklarda verebiliyoruz. Vitaminlerle neyi öneriyorsunuz hastalarınıza, gözle ilgili sorunu olan hastalarınıza? Onu sorabilir miyim? Üveyit için özellikle bir şey varsa ya da diğer göz hastalıkları için. Yok, üveyitte hani özel bir hani vitamin yoktur ama özellikle sarı nokta hastalığı diye bilinir halk arasında. Gözümüzün sarı nokta dediğimiz tabakasını etkileyen yaşa bağlı bir hastalık vardır, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. Özellikle onda daha çok kullanıyoruz biz işte vitaminleri. Onda tabii C vitamini, E vitamini, A vitamini, bir takım oradaki hani pigmentleri içeren tabii ki vitamin kombinasyonu vardır. Tabii hücre ölümü orada çok önemlidir. Orada tabii antioksidan dediğimiz hücre ölümünü engelleyici bir takım vitamin kombinasyonu ilaçlar vardır. Daha çok onda hani kullanıyoruz. O şekilde. A vitamini için siz ne diyeceksiniz? A vitamini... Göz tabii. Sağlığı için biz evet. En etkili vitamin evet. Diyebiliriz evet. Halk arasında. Sizin evet. Bununla ilgili söyleyeceğiniz neler var? Biz nelerden alalım A vitamini? Ayrıca evet. Vitamin olarak alalım mı? Gıdalarla birlikte nasıl alalım? Öneriniz nedir? Tabii ki. Yani hani sağlıklı bir kişi de böyle ilaç olarak alınmasını ben çok açıkçası tavsiye etmiyorum. Tabii ki A vitamini görme duyusunun oluşmasında çok önemlidir. Hani bir dengeli beslenme, zebzelerden özellikle havuçta biliyorsunuz çok vardır. Yani ek bir hani hap olarak değil de hani dengeli beslenmeyle. İşte balık da vardır, havuç da vardır. Dengeli beslenmeyle hani daha çok dengeli beslenme öneriyorum. Onun dışında hani özellikle dediğim gibi bir hastalığı varsa sarı noktayı tutan onda tabii ki veriyoruz mutlaka destekleyici vitaminler. Yapılan çalışmalarda da gösterilmiş hani gerçekten hastalığın seyrini yavaşlattığı gösterilmiş. Daha çok o zaman veriyoruz. Peki yine üveyite gelecek olursak 5-10 yıllık periyoda bakarsak üveyit oranları arttı mı? Hem şimdi birçok sistemik, birçok rahatsızlıklar artmaya başladı. Sistemik bütün vücudu etkileyen birçok rahatsızlıklar var. Böbrek, kalp, tansiyon, şeker, Behçet hastalığı keza bilmiyorum artıyor mu? Siz daha iyi bilirsiniz. Bununla birlikte üveyit oranları da
artmış olsa gerek diye düşünüyorum. Üveyit hastalığından muzdarip olan kişi sayısı. Bununla ilgili elinizdeki son veriler nelerdir? Bundan biraz bahsedelim mi? Tabii üveyit hani dedik çok geniş bir hastalık grubu. Tabii ki yani enfeksiyonlara bağlı olan üveyitlerde yani bir artış söz konusu değil. Çünkü hani yaşam şartları biliyorsunuz hani giderek iyileşiyor. Evet. Dolayısıyla bir de tabii ki tedaviler hani daha iyileşiyor giderekten. Ve önce örneğin bir şeyden bahsedersek hani sifiliz dediğimiz frengi hastalığından önceden hani tedavisi bilinmezken tabii ki çok kötü bir hastalıkmış hani ama şimdi yani rahatlıkla tedavi edilebilen bir hastalık. Ama onun dışında hani zamanla bir artış üveitlerde yani söz konusu değil. Şöyle bir yani orantı yapabilirsek. Yani bir tabii ki hani bütün hastalıkları ayrı ayrı ele almak gerekir. Yani bütün üveit etkenlerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Tabii ki enfeksiyonlara bağlı olan değil. Ama hani yani Behçet hastalığının da bir hani nedeni olmadığı için hani şu neden artıyor veya azalıyor da hani Behçet işte artıyor veya azalıyor. Hani öyle bir durum yaklaşımımız değil. Yok. Evet. Şimdi biz yayınlarımızda da değiniyoruz. Her hafta da bir göz kuşağı yapıyoruz sizlerle birlikte. Evet. Şimdi birçok sistemik hastalık vücudun birçok organını etkiliyor. Hani böbrek kalbi etkiliyor. Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, evet. Diyabet bütün dolaşım sistemini etkileyebiliyor. Gözü etkiliyor. Hani bunlar arttıkça organlardaki hastalıkların da hani aslında sayısı artıyor ve birbirine kadar ilişkili aslında. Vücut bir sistem ve bu sistem birbirini çok fazla etkiliyor. Çok hani fazla gözde bundan etkiliyor. En çok etkilenen organlardan biri. Hani bu yaklaşımla evet, bakarsak aslında biz vücudumuzu bir bütün olarak yani ele almalı hastalar. Biraz galiba kendilerini dinlemeleri gerekiyor. Hani evet. Burada koruyucu sağlık açısından hem göz sağlığı hem de genel vücut sistemi olarak çünkü gözü de ilgilendiren bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Göz hastalıklarını artırabilecek. Buradaki koruyucu önerilerinizi alabilir miyiz hastalarımız için? Tabii ki. Yani rutin kontrollerden geçmeleri çok önemli. Hani göz doktoruna olduğu kadar hani genel check-up'larını yaptırmaları, belli aralıklarla işte kan şekerlerine baktırmaları, tansiyonlarını hani ölçtürmeleri. Artık hani günümüzde mesela bir tansiyon rahatsızlığı bile çok genç insanlarda görülebiliyor. Bazen atlanabiliyor bir baş ağrısı mesela. Hani çocukluktan beri olan bir baş ağrısı. Kimse yani düşünmüyor hani çocukta tansiyon vardır. Ama 35 yaşında örneğin bir hani felce yol açabiliyor. Evet. Onun için hani rutin kontroller çok önemli. Bir de tabii şikayetlerin özellikle hani önemsenmemesi gibi bir şey hani çok yanlış. Yani mutlaka hani acaba altta yatan bir neden var mıdır? Hani onu araştırılması çok önemli. Tabii biz hastalarımızda da mutlaka sorarız. Hani şikayetini önce anlatır sonra deriz ki herhangi bir hastalığınız var mı? Tansiyon var mı? Şeker var mı? Hani baktırdınız mı? Acaba çünkü etkileyebilecek bir şey var mı gözünde? Hani o bizim için çok önemli olur. Yani şikayetlerin atlanmaması, tabii rutin kontrollere gidilmesi, hani sağlıklı dengeli bir yaşam, hani sağlıklı beslenme. Yani bütün bunlar tabii ki hani kişinin yaşam şartları çok önemli. Hijyen çok önemli. Yani bütün organlar göre içe göre çalıştığı ortama, evindeki duruma evet, göre. Ortam çok önemli. Bir takım kimyasallara maruziyet çok önemli tabii ki. Yani bütün bunlar hani yani total bir şekilde, toplam bir şekilde hani kişinin sağlığını etkileyebiliyor. Bir de son olarak kadın izleyicilerimiz de ekran başındadır. Bir kadın hekim bulmuşken soralım. Şimdi göz makyajını yapıyor kadınlarımız. Evet. Gerek yoğun yapıyor, gerekse daha az yoğun yapıyor. Bir takım malzemeler kullanıyor, rimel, göz kalemi gibi. Evet. Bunların sizce göz sağlığını bozucu etkileri var mıdır? Malzemeden malzemeye çok mu değişir? Göz kuruluğu gibi nedenlere yol açabilir mi? Son olarak bundan da bahsedebilir misiniz? Önerilerinizi alalım. Tabii ki. Yani bir kere tabii ki hani gece uyunmaması ben. En çok çünkü hanımlar evet yoruluyorlar. Uyuyabiliyorlar. Tabii enfeksiyon riski yaratabiliyor bu. Tabii gözün içerisine girip bir takım tahrişler yaratabiliyor. Onun için hani uzun saatler kalmaması çok önemli. Hani gerektiği kadar. Tabii ki hiç yapılmaması diye bir şey söz konusu olamıyor maalesef. ama bir de tabii ki hani belli markaları tercih etmeleri. Çünkü bir takım alerjik reaksiyonlara da gözde yol açabiliyor. Tabii ki bir de dikkatli yapmamaları. Hani gözde çünkü bazen hani yaparken diyor ki rimer girdi gözüme. Bazen çocuk alıyor hani onu oynuyor falan. O sırada tahriş edebiliyor. Hani onun için yani tabii ki belli hani markalar bir de gece gözde kalmaması özellikle mutlaka temizlenmesi. Temizlerken de tabii ki kullanmamızı önerdiğiniz özellikle bir şey var mı? Birçok piyasada hani ürün adı vermeyeceğiz ama ne olsun içinde evet, mesela? Yani benim de yaptığım hani bebe şampuanı. Bebe şampuanı. Evet bebe şampuanı. Göz yakmadığı için onu öneriyoruz. Çok da güzel. Bebe şampuanı ile göz makyajını
Evet, temizlenmesi. Evet, aynen tamam. Öyle biraz böyle parmağınızı döküp biraz sulandırıp böyle gözünüze sürüp sonra birazcık böyle bol suyla durularsak gayet güzel temizler. Yani herhangi bir böyle tahrişe de yol açmıyor. Hani benim en çok önerdiğim odur, kendimin de uyguladığım odur. Ben tavsiye ederim. Bugün. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Değerli izleyenler, bugün üveit hastalığını konuştuk. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle yarın görüşmek üzere. Ajan, senin hattın ne? Turkcell'liyim abi. Süper. Bir de BP Club kartın varsa sarı kutudan sana bir güzellik var. Ne güzelliği? Dinle bakalım. Tüm BP'lerde sarı kutudan 30 liralık yakıt hediye. BP Club kartla 300 liralık akaryakıt veya otogaz alan Turkcell'liler tam 30 liralık yakıt kazanıyor. O sesi en güzel müziği bile değişmem diyorsan. Kapının sesini duydunuz mu? Gözlerinin içine sevgiliye bakıyor gibi bakıyorsan çok güzel. Onunla iken kendini yuvanda hissediyorsan çok beğendim. En sevdiğin rengi anlatırken tam istediğim tonda mavi bulmuşlar. Onu tarif ediyorsan bu hissettiğin aşktan başka ne olabilir ki? Herkes otomobilini sever. Bazıları aşık olur. Volkswagen, das Auto. İki sene üst üste en iyi ofis projesi ödüllerini alan NEF, yeni projesiyle karşınızda. Konut satışları 23 günde tamamlanan NEF Kağıthane 03'te, şimdi de home ofisler satışa çıkıyor. İçinde özel sinema salonu ve eğitim odaları gibi 24 farklı odanın bulunduğu ofisler NEF'te sizi bekliyor. Dermogil maske ile ilk kullanımda yıpranmış görünümden, güzelliğinizi gölgeleyen olumsuzluklardan sadece 10 dakikada kurtulun. Farklılığı hissedin ve gülümseyin. Dermogil, kilden gelen güzellik. GAMEP'in düzenlediği 2. Bölgesel ve Uluslararası Markalar Ödül Töreni 23 Kasım'da Gaziantep'te. Davetlimizsiniz. Gaziantep Medya Platformu. Sabah güneş doğmuşsa hayat senin, salla gitsin, dertler bitsin. En güzeli gülmekse hayat senin, salla gitsin, aşk gelsin, al bir yudum. Doğuştan gitsin, güzel çay, gitsin. İstediğin anda hayatı güzelleştiren çay. En meşhur yemeklerin ana yurtlarını görmek ister misiniz? TVNET size bu imkanı sunuyor ve her yörenin halkıyla yapılan söyleşileri ekrana taşıyor. Ekranların seyahat tadında programı Yol Artı Yemek, Ümit Sönmez'in sunumuyla TVNET'te. Euro NCAP'ten 5 yıldızlı portlarla güvenli yolculuklar. Hız ve kaza sonucu. Saatte 80 km hızla seyreden bir araçta bulunan bir kişinin ölme ihtimali, saatte 30 km hızla giden bir araçta bulunan bir kişiye göre 20 kat daha fazladır. Yayaların kendilerine 30 km saat ya da daha düşük hızla giden bir araç çarptığı zaman hayatta kalma ihtimali %90 iken, aracın saatte 45 km hızda olması halinde hayatta kalma ihtimali %50'ye düşer. Aracın hızını kontrol etmek kazaları önleyebilir ve meydana gelebilecek kazalarda oluşabilecek zararı ve kayıpları azaltarak olumsuz etkiyi azaltabilir. Bu değerlerin tümüyle kurumsal öngörüler olmadığını gösteren pek çok uygulama vardır. Yasal sınırın düşürülmesi ya da yeni bir yasal sınır belirlenmesi suretiyle hız sınırının değiştirildiği, değişik ülkelerde yapılan uygulamaların gözden geçirildiği bir tarama çalışması, karayolunda meydana gelen kazalarda %8 ile %40 arasında değişen düşüşler sağlandığını gösterir. Tehlikeli durumlarda hızı azaltmak, sürücüye daha çok zaman tanır. Aracın kat ettiği mesafe azalmış olur, aracın hızını tahmin edebilme imkanı artar. Sürücünün aracın kontrolünü kaybetme ihtimali azalır. Euro NCAP'ten 5 yıldızlı portlarla güvenli yolculuklar.
eğlence sektörünün renkli simaları, sanat, medya, kültür ve ilim dünyasının başrolleri ikiz aynasına konuk oluyor. Kübra ve